Bakın, atıcı kullanan yönetmeliğimizde renk parametresi diye bir kavram yok. Yani suyun yeşil akması, mavi akması, kırmızı akması bu su kirlidir demek için yetmez diyor bakanlığımız. Size soruyoruz, ben Sayın Müsteşar'a da sormuştum vaktinde. Efendim siz kırmızı renkli bir suyu çeşmeye açsanız kırmızı renkli bir su aksa alıp içebilir misiniz? Veya yeşil aksa alıp içebilir misiniz? Su, efendim şeffaftır, rengi mengi olmaz. Dolayısıyla renk de önemli bir parametredir. Ama bakın bizim Çorlu Çerkezköy hattında o gün ne renk boyama yaparsa tekstil, dere o renk yapıyor. Yeri suçu kaynaklarını biraz evvel bahsettim, geçeceğim, mutlaka geliştirmemiz lazım. Mutlaka barajlar ve göletler yapmalıyız. Mutlaka ve mutlaka bunları belediyeye ait olan arazilerde, iklim değişikliği şimdi anlattınız, ben hali hazırlık bölgelerde. Türkiye'de ortalama 0.6 santigrat derece, işte bazı değerlere dikkat alırsanız 1 santigrat derece ısınma olduğunu belirtti meteoroloji mühendisi arkadaşımız. Arkadaşlar bu da bizim su kaynakları açısındaki senaryomuz. Özetle şunu diyor. Eğer diyor herhangi bir yörede, herhangi bir ülkede, herhangi bir bölgede, herhangi bir kıtada yıllık ortalama sıcaklık 1 santigrat derece artarsa yağışlar takribi %10 azalır. Doğru. Kalorifer çalışıyor aşağıdan. Arabanın ön camındaki buğuyu siliyor. Nasıl bu şey yoğunlaşsın? Aşağıdan ısıtıyoruz. Değil mi? Arabaya binince ön camda buhar varsa hemen basıyorsunuz düğmeye, cam kuruyu veriyor. Aynı mesele. Biz kurutuyoruz aşağıdan. %10 diyeceksiniz ki ne olacak efendim? Azalsın. Ama bu akarsu debilerinde yarı yarıya azalmaya sebep. Neden? Çünkü yağışın o sonraki düşen, yani topraktaki infiltrasyon hızı azaldığında, su tutma kapasitesi artık doyduğunda yüze yakış meydana geliyor. Yani sağanaklar düşmüyorsa ve onlar yüze yakışa geçerek dere ve akarsu ve nehir debilerini besliyor. Eğer bu %10, 1 santigrat derecelik %10 azalma gerçekleşirse yarı yarıya bir azalma söz konusu olabilir. Peki ne oldu? Toplandı uluslararası liderler. Dediler ki iş çok kötü. Eğer böyle giderse 2100'e kadar 4,5-5 santigrat derece ısınacak dünya. Ve bu ısınmayla hayatın önemli bir kısmı bitecek. Doğru mu? Doğru. Ne yapalım? Tahdit koyalım. 2 santigrat derece altında kalsın dediler. Bence 2015'ten bugüne kadar yaklaşık olarak özellikle belirli bölgeler, şimdi Tekirdağ göstereceğim size. Bunun yarısı kadar ısınmaların olduğunu gayri resmi bilgilerle takip ediyoruz. Dün Antonio Guterres ne dedi? Birleşmiş Milletler Sekreteri, iklimde çok hızlı hareket etmeliyiz. Kaybedecek bir dakikamız bile yok diye IPCC ülkelerine hükümetler arası iklim değişikliği paneline rapor yolladı. Yazıyorlar. Derhal ne yapacaksanız yapın. Bir dakika kalmadı artık. İşin sonuna geldik diye Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu uyarıyı gerçekleştirdi. Ne yapacağız? Çok iyi izleyeceğiz her şeyi ve minimalize döneceğiz. Bu söylediğimiz artışı Profesör Kantarcı izlemiş. Lüleburgaz'da termik santral oluştuktan sonra tüm değerlerle bir çalışma yapmış. Ben onun çalışmasından aldım. Termik santral olduktan sonra Lüleburgaz'da 3 santigrat derece ısındı ve ortalama yağışta 50 milimetre civarında bir azalma gerçekleşti. Tabii Türkiye'nin 650 milimetreydi yağışı 3-5 yıl öncesine kadar ortalama 575'e çektik. Yatırımcı kuruluşlar başta DSE'yi çekince biz de çektik. 575 alıyoruz şu anda Türkiye'nin ortalama yağışını. 30 yıllık ortalaması. Ortalama yağış yerine alansal yağış ortalaması kavramını alırsanız o şekilde oluyor hocam. Evet. Yani kavramı değiştirdi. Kavramı değiştirdi. Ama biz de dolayısıyla kurulsal projelerde 575 milimetreyi kullanır hale geldik. Onu kullanıyoruz. Dolayısıyla şimdi çok güzel anlattınız bu kuraklığı, muraklığı. Ben de 31 afetin içerisinde en tehlikesi olduğunu göstermiştim. Hadi bakalım şimdi biraz şu şeyi izleyelim. Bakın bakalım bulut oluşumu Karadeniz'den geliyor ya bulutlar. İyi izleyin bakalım ne göreceksiniz. Trakya'nın üzerindeki hareketleri dikkatlice takip edin. En sonunda fotoğrafı bir geriye alıp alacağım. Son Ozan Deniz, Havadan Doğadan, benim öğrencim Doktor Ozan'dan aldığım veriler bunlar. O sitenin yöneticisi Ozan. Ne oldu? Neresi burası biliyor musunuz? Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu, Muratlı, Lüleburgaz Köpke. Nasıl olacak? Arkadaşlar soba yanıyor aşağıda. Bu da fotoğraf hali. Bir önceki slide'da da vardı zaten işte.
Yani Türkiye'de bir global kuraklık, dünyada birçok yerde kuraklık ama bizde de böyle bir hadise var, bunu yakalamamız lazım. Bakın. Görüyor musunuz? Radar görüntüleri. Neyse, haritaların hepsini söylediniz. Ben de burayı 6 aylıkları, biz sizden farklı olarak son 1 aylığı öbürlerini gösterdiniz, ben geçeyim. Son 1 aylıkta, Şubat 2023'te kuraklık haritasında Trakya bir türlü kurtulamıyor. Aa, neden kurtulamıyor? Hadi bir de şunlara bakalım bak. İki tane çok önemli değer, ısınma ve yağış. Tarih ne zaman? Ekim. Neden Ekim? Su yılı başlangıcı. 2023 su yılı başlangıcı arkadaşlar. Mavi sütunlar uzun yıllar ortalaması, sarı sütunlar 2023 yılı. Sıcaklıklar. Ekim'de bir problem yok, paralel gibi gitmişiz Ekim ayında. Uzun yıllar ortalamasından paralel sıcak. Eyvah, 2 derece Kasım'da sıcak. Aralık'ta 3 derece ortalamaya göre daha sıcak. 3 küsür derece, 3,5 derece. Ocak, Efe, Şubat ve ortalamaya göre bakarsanız yaklaşık 2 santigrat derece daha sıcakız. Biraz evvel anlatmıştı ya, bir derece ısınırsa ne olur, su kaynakları nasıl azalır diye. Şimdi bakalım bu sıcaklık yağışta ne yapmış, buyurun. Bunlar da yağışlar. Bakar mısınız yağışlara? Siz buradan daha net görüyorsunuz. 87.41 Ekim ayında ortalamamız var, 3.9 almışız. Ekim ne demek biliyor musunuz? Çiftçinin kışlık ekimi, hububat ekimini yaptığı ay. 54.16, 28, 65 sona geldiğinizde de Şubat ayı sonu itibariyle bölgede almanız gereken 316 milimetrelik yağışın 86.4'ünü almışsınız. Ben size söyleyeyim, bundan en az yağısı etkili yağış değil. Çisi çisi 1-2 milimetre düşmüş, düşmeden kaybolmuş, para olmuş, gitmiş tekrar zaten. Bu etkili yağış falan da değil. Yani tarımsal kuraklığa katkı sağlayacak veya hidrolojik kuraklığa katkı sağlayacak yağışlar da değil bunlar. Yani bu 86 milimetrenin bence, oturup hesaplamadım, çok kolay hesaplarız, yarıdan daha fazlası etkili değildir. Ne dersiniz? Aynen. Aynı fikirdeyiz değil mi? Evet. Kesinlikle yarıdan daha fazlası etkili değildir arkadaşlar, sayın yarıdan. Ya? Uçtuğu gibi buharlaşır. Uçtuğu gibi, 1-2 milimetreden ne olur? Yani durum bu, gençler. Bu da Dünya Kaynaklar Enstitüsü, bizim en güvendiğimiz ve birlikte çalıştığımız enstitünün 2040 yılı, efendime söyleyeyim, kuraklık beklentili haritası. Bakın Türkiye'ye. Bu ne yapar biliyor musunuz? Bu bizi memleketimizden göçtürür, göç ettirir bizi. Nereye? Nereye? Göçemezsek ölürüz. Başka? Gördünüz mü Türkiye'den? Yani bu da ayak sesleri gelenler. Ha, şimdi birçok insan tabii değişik şeylerle bunları açıklamaya çalışıyor. İnancı hepimizin var. Diyor ki işte Allah rızkınızı alırsa canımızı alır. Peki siz sorumluluklarınızı yapmazsanız, siz kutsal kitapların çoğunda aklını kullanmayan üzerine Tanrı pislik yağdırır ayetini okudunuz mu? Çoğunluk Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Aklını kullanmayan üzerine Tanrı pislik yağdırır. Ha, siz onu okumadan deyin ki Tanrı bizim rızkımızı kesmez tabii. Bir rızk sizin zaten. Diğer canlıların hiç rızkı yok bu kainatta. Siz doyun, efendime söyleyeyim, diğerleri ne olursa olsun o hiç fark etmez. Şimdi bunları fark etmişiz. Ne zaman? 93'te bölgede çalışmaya başladık, baktık 10 yıl geçti. Bir takım işler kötü gidiyor. Ne yapalım? Hemen bütün bölgedeki paydaşları topladık. 2004 yılında bir su paneli oluşturduk. Herkes burada. İşte bakın tema burada, efendime söyleyeyim, Çevre Orman İl Müdürümüz burada, üniversite köy hizmetleri o tarihte burada, jandarma burada, hukuk burada, mesela kimler var? Deri sektörü burada, belediye burada, sanayiciler derneği başkanı orada, kimler? Avukat Güneş Türseler, hepinizin yakından tanıdığı Tekirdağlı çevre konusunda çalışan, o dönemdeki jandarma komutanımız, nasıl koruyacağız çevreyi, kolluk nasıl işlem görecek? Bütün bunları toplayıp 2 gün Çorlu'da kapandık ve konuştuk. Hayatımda gördüğüm en etkileyici ve sonuçları en önemli olan toplantılardan bir tanesiydi. Hazırladığımız 17 maddelik bildirgeyi başta Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere Başbakan'dan ilçe belediye başkanlarına kadar yolladık. Bu platformu tüm katılımcılar ve yapılacak her şeyi teker teker yazdık. Neler yapılması lazım?
yani bir yol haritası hazırladık. Harita hala ilgili makamlarda öylece duruyor. Ve ondan sonra baktık, ya bir de metafor yapalım dedik. Yani halkı bilinçlendirelim, biraz da korkutalım. Ulusal basına yaptığımız açıklamalarda sene 2005 hemen toplantının arkasında Trakya'da 10 yıl sonra kullanmaya bile su bulamayacağız dedik. Halbuki bizim öngörülerimiz 15-20 yılı göstermişti. Ben 5 yıl geri çektim. Biraz hızlandıralım. Hani kendine güvenemeyenler saat 10 dakika önce yazdılar işe geç kalmasınlar diye. Biz de saat 10 dakika geriye aldık. Dedik ki 15 yıl demeyelim de 10 yıl diyelim. Herkes biraz telaşlansın. Kimse yerinden bile kıpırdamadı arkadaşlar. Kimseyi rahatsız edemedik yani. Halbuki bu su işi arkadaşlar bu böyle her zaman her istediğiniz anda bulabileceğiniz, her istediğiniz miktarda bulabileceğiniz bir kaynak değil. Bu olmazsa olmazı hayatın. Bu düşünceyi hemen yapın, terk edin. Yoksa bakın bu böyle bir şey var. Bak birçok yenilikler yaşadık. Ne diyor biliyor musunuz? Yoksulluk. Kim diyor? Diyen de çok. Dünya global su güvenliği konuşuyor. Yoksulluk diyor. Toplumsal gerginlik. Aman ha. Yaşanmaz bir çevre. Felaketlerle birlikte. Siyasi liderlikte zafiyet. Ülkemizi idare edecek, yönetecek güçlü siyasi kadrolar ve liderler. Halkın desteğini almış liderler. Zayıf siyasi kurumlar. Allah muhafaza devletlerin çökmesi diyor. Ve su kaynaklarının yaptırım aracı olarak kullanılması sonucunda stratejik bölgelerde su kaynaklarına terörist saldırılar. Sene 91'de doktora sınavına girdim. Türkiye'nin bu konuda en sayılı insanların bana sorduğu bir numaralı soru. Güneydoğu Anadolu Projesi ile PKK terörü arasındaki ilişkiyi açıklar mısın? Sene 91 arkadaşlar. İlişki ne biliyor musunuz? Biz Güneydoğu Anadolu Projesi'ne bugüne kadar 100 milyar dolar harcadıysak PKK ile teröre 500 milyar dolar para harcadık. Biz o kaynakları oraya yapmasaydık, su geliştirme kaynakları yapmasaydık belki PKK denen bir terör örgütüyle de karşılaşmayacaktık. Onu tamamen uluslararası güçler bizim bu kalkınmamızı ve gelişmemizi engellemek için koydukları bir araçtı. Ve biz bununla çok mesai verdik. Ama ne yaptık biliyor musunuz? Hiç o bölgeyi göreniniz var mı? Mesela Atatürk Barajı'ndan bizim Haran'a su indirdiğimiz Urfa tünelleri vardı, gördünüz mü hiç? Bu tünellerin boyu 24.6 görev yapmış Sayın Kırmızı'da. 24.6 kilometredir bu tünellerin boyu, iki tane paralel tünel. 8.1 metre iç çapı vardır. Yani iki tane tır içinde çok rahat bir ucundan bir ucuna kadar gider. Ve 324 metre küp saniye debisi vardır. Niye 324 metre küp saniye? Çünkü Fırat 324 metre küp saniye ile akar Ağustos'ta. Yani biz istersek Fırat'ı yatağını değiştiririz. Rahmetli Dimbrek derdi ya, dağları da çağları da derdi. Fırat'ın yatağını değiştirecek bir stratejik su kaynakları projesidir. Güneydoğu Anadolu Projesi, Atatürk Barajı ve diğerleri. Dolayısıyla su kaynakları ülkelerin güvenliğinde fevkalade önemli işlerdir arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Tarımda da çok kötü durumdayız. Sema Hanım da bahsetti. Hala suladığımız 6,5 milyon hektar arazinin %70'ini yüzey sulama yöntemleriyle suluyoruz. Yani şöyle suluyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Kaynaktan aldığımız 100 litre suyu sadece 20-30 litresi bitkinin köküne depolayabiliyoruz. Geri kalan hepsi yüzey akış ve derine sızmayla gidiyor. Halbuki biz dünya kullandığımız artık toprak üstü klasik damlayı da geçtik. Göstermiştim size, toprak altı damla sulama uygulamalarını evettik de geçmemiz lazım ve randımanı, 100 litre su randımanı 90-100'lere doğru taşımamız lazım. Salon sıkıldı. Bu işi yaparsak kullandığımız suyu %50'sini tasarruf edebiliyoruz. Ve ettiğimiz %50 de bizim sanayide ve içmede kullanacağımız suyun fazla fazlasını karşılıyor. Ama tarımı çok iyi tasarruf etmemiz lazım. Sürdürülebilir kalkınma, kendimiz refah yaşayacağız, sizi sıkıntıya sokmadan yaşamamız lazım. Bu refah. Çorlu'da ne, Trakya'da neler oluyor biliyor musunuz? Çok kötü şeyler oluyor. Tarım alanları ve meralar gidiyor. Pakop felaket. Durdurma kararı aldık ama neler oluyor? Çorlu Lojistik Köy 2000 dönüm yer. Yine efendim sana şey açıldı. Hemen
üniversitenin arkasında. Seymen Merası'nın bir kısmı askeriye teslim edildi, bir kısmı da Türkiye Jockey Kulübü'ne, bin dönümlük arazi ve köy güzel kişiliğine. Yani o köyde yaşayan insanların parayla alıp köylerine bağış ettikleri arazi başkalarına şu anda teslim edilmek üzere. Bir Marmara Atlık deşarjımız var, biliyor musunuz onunla ilgili hiçbir şeyler? Bütün suları toplayacağız, arıttık diyeceğiz, sonra denize vereceğiz. Ya niye denize verelim arıtılmış suyu? Sanayiye veririz, tarıma veririz, rekreasyon sulamasına veririz, itfaiye hizmetlerine veririz. Neden denize veriyoruz ki arıttığımızı söylediğimiz suyu? Bakın 4,5 kilometre aşağı eksi 47-50 koduna Tekirdağ Çorlu Saplan'da basacağız. İnşallah Marmara hala var olur. Yoksa işimiz çok zor. Bu çok korktuğumuz bir iş var. Binada nükleer santrali. Yavaş yavaş ısınma turları var, duyuyorsunuz. Ulusal medyadan efendim binada ve nükleer santral söz konusu. Tüm tarım alanları hala bölünmeye devam ediyor. Doğal gaz atları, elektrik atları, şunlar bunlar. Hepsi Trakya'da ve işte suyu da 450-500 metreye düşürdük. Bu durum, 450-500 metredeyiz. Doğaya, insana, bilime saygı azalmış, para ve paralı insanlar popüler hale geçmiş. Köylerde eskiden çok fazla hayvancılık vardı, süt sığırcılığı vardı, besicilik vardı. Şimdi en çok emlakçı var. Efendim mesela köye girdiğiniz gibi en güzel yerlere emlakçılar kapatmış. Bol bol satılık, efendim rant aracı toprak var. Şimdi neden su yok? Neden kurudu? Burası ıstıranca var. Diyeceksiniz ki ne alakası var? İşte bize Ergene'ye gelen su buradan geliyor. Bakın bunlar ıstırancaların hali hazır durumu. Taş ocakları, maden ocakları, çakıl ocakları, bakın köy yolları, o kamyonların çalıştığı yollar. Bu da benim her araziye gittiğimde yatıp su içtiğim kaynak artık yok. Gördünüz mü? Pazarlı'da bir kaynak burası. Bize pazar. Artık öyle. Onları da çektim. Resler, neyse. Chatlerin tamamı olumlu. Hiç olumsuz chat görmedim hayatımda. Nasıl şey? Tüm chat raporları olumlu arkadaşlar. Hepsi olumlu. Halbuki anayasanın 44, 55, 56'sı çok açık. Niye böyle? Niye gereğini yap? 44, 45, 56'sı çok açık. Ama bu anayasal hükümleri demek uygulayacak dirayet lazım veya bunu uygulayabilecek güç lazım. Bunu uygulamak için herhalde biraz zengin olmamız lazım. 8500 lira aylık gelirle bir insana hijyeni, deprem güvenliğini anlatmanız çok kolay olmasa gerek. Güçlü olmamız lazım. Sonuç önerileri hep konuşurken anlattım sizlere. Burada hızla geçtim. Çünkü hepsini teker teker bahsettim. Ama benim TESKİ'ye birkaç önerim var. Burada eski kurumum, çalıştığım yer vesaire arkadaşlarımın çoğu burada. Onlara 3-5 maddelik önerilerde bulunmak istedim. Bir kere mutlaka bilinçlendirmek ve bunu sizin gibi gençlerden, hatta daha da küçüklerden başlatmamız lazım. Kayıp kaçaklara çok hızlı müdahale etmemiz lazım. Burada siyasi ulüfe dağıtma meselesini kesin ortadan kaldırmak lazım. Gülü kurtaralım derken geleceği kaybedebiliriz. TESKİ ve yerel yönetimler bu konuda çok dikkatli olmalı. Trafik lambası metodu. Ne demek? Arkadaşlar ayda 3 metreküp su kullanan Ayşe teyze ile ayda 30 metreküp su kullanan yüzme havuzu ve yeşil alan sulaması olan Mehmet Bey'e aynı tarifeyi uygulayamazsınız. Aynı tarifeyi uygulamıyoruz diyeceksiniz. Biliyorum uygulamadınız. Ama geometrik biçimde artan fiyatlar koymamız lazım. Efendim 12 metreküp suyun bedeli 3 liraysa bu yeşil ışık. 12 ile 15 metreküpte sarı ışık yakacaksınız, 6 lira yapacaksınız. Ama 15 metreküpten sonra 60 lira su. Buna trafik lambası metodu diyoruz. Yeşil, sarı, hazırlan, kırmızı dur arkadaş. Dur, buradan öteye gidersen git başını çaresine yap. Yok, benim sana vereceğim suyum yok. Demelisiniz trafik lambası metoduyla. Yani. Bunu demezseniz işiniz hakikaten zor. Çok kez bahsettim. Mutlaka kamulaştırma maliyeti olmayan alanlarda gölet ve baraj çalışmalarını kendi kendinize
yapabilmenin yollarını aramalısınız arkadaşlar. Ve tekrar kullanmak. Tekrar. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri yer altından aldığı suyu 17 ortalama proseste kullandıktan sonra arıtarak doğal kaynağına verirken Türkiye'de biz tek proseste kullanıyoruz. Alıyoruz, kirletiyoruz ve arıttığımızı söyledikten sonra da doğal kaynağına tekrar geri veriyoruz. Onun için her gene 2'den 15 metreküp saniyeye çıkıyor deniz. Evet, özetle Trakya bu. Ama Çerkezköy, Çorlu, Levulgaz, Bulatlı dörtgenine dikkat. Çok sıkıntımız var. Bu %3'lük varlığın üzerinde %20'lik nüfusun yaşaması kolay değil. Bu ancak halk desteğini almış kurumlar arası konsensusla sağlanabilir. Birbirimizin yaptığından haberimiz yok. Ben üniversitede Yalı'daki arkadaşımın hangi konudaki hangi öğrenciye doktora yaptırdığını çok zaman sonra öğrendim. Efendim, böyle giderse bu bölge, biraz evvel de bahsettiğim gibi verimli toprakları, çok şahane iklimi, tabii 3-5 yıl öncesinden bahsediyorum hep. Topografyası, sanayisi, ekonomisi, aydın, çağdaş yenilikleri açık, yasalara saygılı ve ılımlı insan faktörü iyi istifade edilebilecek bir bölgedir. Türkiye'ye model olabilecek bir bölgedir. Bunu yapamazsak başka bir vatan bulmamız çok zor. Yıllar önce Almanya'da bir toplantıda ben sunum yaparken Cumhurbaşkanlığı fonsunu koymuştum. Orada 16 tane yıldız var biliyorsunuz. 16 yıldız da bu topraklar üzerinde kurulmuş Türk devletlerini gösterir. Her bir devleti. Ve orada da bunu bir yerde övünerek söyledim. Biz tarihte 16 kez devlet kurmuş bir milletin çocuklarıyız dedim. Bir Alman profesör çıktı bana dedi ki, gülerek, tabii insana hakaret etmek için küfretmek, bağırmak lazım değil. Kısalarla, şarkılarla, türkülerle, şiirlerle de hakaret edebilirsiniz. Efendim dedi, yuvasına pisleyen dedi, hayvan kargadır. Onun için her yıl yeni yuva yapmak zorunda kalır. Hangi kuş dedi yuvasını temiz tutarsa bir daha yeni yuva yapmak zorunda kalmaz. Çok güzel tecrübeleriniz, başarılarınız var. 16 kez devlet kurmuşsunuz. Bu çok büyük Türk tarihinde de büyük bir onurdur. Ama ne olur artık bunu çok temiz kullanın dedi. Yoksa kurabilecek bir yuva daha olmayabilir dedi. O vesileyle bu vatanın kıymetini çok iyi bilmemiz ve bu yuvayı öyle bakmamız lazım. Eğer bu işi başarırsak, tablo bu. Başarırsak. Başaramazsak, çok uzak manzaralar değil bize bunlar. Bu arkadaşlar. Dolayısıyla bu su, bu çocuk, bu bitki ve son söz, çok sıktım sizi ama bir daha bu kadar insanı bir arada bulamam. Toprağını ve suyunu koruyamayan hürriyetini ve zürriyetini de koruyamaz. Sabrınız için çok teşekkür ederim.